Ve şimdi Nihal Candan podyumda. Işıklarına alışamadım henüz Nihal. Hala alışamadım. Hay Allah. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorum? Arkadaşım aramış, öyle kahve falan içeceğiz. Normal şeyler yapıyorum bugün. Kahve. Birini basmayacağım, mekan kapatmayacağım. Normal. Güzel. Öyle. Gel bakalım yıldızına. Nazlı Sultan. Bence güzel olmuş. Güzel görünüyor yaşına göre falan. Ayakkabılar da güzel aslında ama sanki böyle daha kovboy topuk mu giyseydin daha hoş dururdu. Çünkü etek bayağı kaldırmış, yukarı çıkmış ama ben böyle de beğendim. Güzel. Teşekkür ederim. Zeynep? Ben de gömlek elbiseni beğendim. Nazlı'nın dediğine katılıyorum, kovboy botu olmalıydı bunun altına. Bir de keşke o bir tık daha uzun olsa daha iyi olurdu. Her an böyle açılacakmış gibi duruyor. Kot ve o tava rengi tonları güzel olmuş. Ya teşekkür ederim. Açılmaz helal ya. Hoplamayacağım, kahve içeceğim. Nazlı Hamarat. Ben de beğendim ama altına böyle topuksuz, saçaklı bir bot istedim sanki. Topuksuz giymek istemiyorum çünkü sadece yuvarlanıyor gibi bir imaj çiziyorum. O yüzden artık topuksuz hayatımdan kaldırdım yani. Topuksuz olsaydı saçaklı, hani püsküllü daha güzel olurdu kıyafetin altına. Emel. Beğendim ben de, sadece botlarım kötü değil, botlarım da daha hani kovboy tarzında olsaydı ben de ona katılıyorum. Yoksa kahve tonu sana yakışmış. Yolu açtın posta işte, bravo. Yok, teşekkür dururdu, ederim. Daha iyi dururdu diye. Maria. Ben kahverengini çok sevdiğim için bana hep güzel geliyor. Biliyorum. Ama evet biraz daha uzun, çok az daha uzun olabilirdi. Bir de botlarını ben de sevmedim. Keşke daha Maria düz olsaydı. Maria minileri burada bana biraz daha uzun olsaydı. Biraz benimki kadar olsa. Gayet uzun bence, değil mi? Özden sen yorum ya. Melisa. Ben gayet beğendim, sadece botuna takıldı gözlerim. Yani renk anlamında uygun ama o botun bitiş noktası bacak boyuna çok uyumamış. Harcısına çok güzel. Ben kemeri de çantası da jean gömleğe uyumunu gayet çok sevdim. Ayakkabının nesi uymamış anlamadım yalnız. Ayakkabının nesi uymamış anlamadım. Kovboy çizme hani daha bol ağız ya, Zeynep'lerin de söylediği gibi. Ya topuklu kovboy çizme bulamadım, aynı şey söylemeyin. Yok hani onun haricinde uygun olmayan bir şey göremiyorum ben. Ben gayet yerli yerinde buldum her şeyi. Tamam, teşekkür ederim. Yani tek o rengi de tutmuş aslında yine ama. Hazır mısın Nihal? Hazırım. Geçebilirsin. Hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Beğendin mi? Beğenmedim mi? Beğendiniz bence. Bilmiyorum. Su torbama sorayım. Beğendik mi? Yani ayakkabıların hariç beğendim galiba. Yani o renk tercihlerin, o aslında kemersiz belki daha iyi durabilecek gömlek elbisen. Şey ama İvana Hanım belini göster dediği için ben her seferinde göstermen şart değil. Biz artık senin belini biliyoruz. Peki. Bence bu daha böyle salaş bir look. Altına da daha böyle daha salaş botlarla daha şık olabilecek. Boynuna böyle bir atkı dolarsın filan. Emin olamadım. O yüzden Nur Yerlitaş, Sayın Nur Yerlitaş Hanım'a atıyorum topu. Doğru söyledi Kemal. O kemeri hemen çıkar. Bunun üstü kuplu bir şey değil ki bele oturan falan. Bu böyle Çıkar bakayım. Evet. Evet. Kesin. Ay. Bunun hakkı budur. Mikrofon. Al mikrofonu eline. Çantanın kenarına tak. Hayat bana çok zor. Tamam, bırak biz öyle yorum yap. Aynen bak. Evet bak ne oldu? Boyu da ne? Çünkü üst yani bu dümdüz inen bir şey. Bu aynen bir gömlek elbise, tunik. Bu böyle kemer başka şeylerde olur. Böyle bir elbisede kemer olmaz. Çünkü niye? Sen gerçi çok zayıfladın ama bak şimdi biraz önceki halinden daha iyisin. Çantanı beğendim. O eline bir aksesuarlar takmışsın. Saçın çok güzel. Yani çizme şey olabilirdi. Bu olmayabilirdi. Çünkü yanlış bir yerde duruyor o çizme. Benim söyleyeceklerim bu kadar ama seni beğendim ben. Teşekkür ederim. Kemersiz. Tamam hemen. Evet bunun altında postal bir çizme ya da cowboy bir çizme. Dökük böyle. Dökük yumuşak deriden. Onu düşündüm de topuklu bulamadım. Topuksuz da yuvarlanıyorum burada. Eskide de söyledim tekrar söylüyorum. Oluyor. Bu dar çizme sizin boyun kesiyor. Ağzın geniş olmalı boyu kesmemek için. Ben istemiştim bunu. Telefondan istemiştim. Geniş görünüyordu fotoğrafta. Darmış. Sana mı dar veya? Aynen. Ama yok bu böyle dar yani. Gözünüze bakmamaya çalıştım çakmayın. Böyle bir ama. V açması gerekiyor şey. Evet onu biliyorum. Onu öğrendim de uygulayamadım. Bir şapka görmek istedim, kablo şapka, böyle bir atkalar görmek istedim. Bol bol püskülü atkalar. Ay biraz bunu buldun da. Biraz daha cool tarz ya. Sadece bunu gömlek. Bunu buldun da. Ayda giydi gömlek, hem de kemer taktın hem de. Bir şey söylüyoruz, bunlar hepsini yapıştır yapıştır yapıyorlar anacığım. Kemer dedik ya kere. Ya aslında malzeme güzel ama yanlış yapıyorsunuz, yanlış kombin ediyorsunuz. Eksik tabii. Eksik. Aynen. Ama tabii şükür ediyoruz bu da geldi. Tabii. Aynen. Mesela yaratıcı kız olsa güderi gibi böyle nubuktan metreyle satılıyor. Hemen alırdın şu ceplerin oraya bir koyardın. Yani ay, ne bileyim böyle atıyorum. Püskülü, böyle bir atkı arkaya robasına bir püskül koyardın. Biraz hippie tarz, biraz hippie de onu bağlayabilirdin. Biraz üstünde düşündüm. O çizmelerine dolardın misal. O zaman kaybolurdu her şey. Ay çok beceriksizsin, çok. Kararlar. Teşekkür ederim. Bu da teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun, teşekkür ederim. İçime Nihal Candan kaçıyor. Teşekkür ederim. Tebrikler, seni yerine alıyorum. Bu merdivenlerden iniyordun, bana omuz atarak geçtin. Normalde özür dilemeyecektin, sonra ben olduğumu fark edince özür diledin. Gerçek değilsin. Tamam, elime gecesi kurtulun benden. Sen bir ses tonuna hakim ol. Sen ben gidiyorum diyemezsin. Bu kadar şeyden sonra dememen lazım bence. Melisa'nın kesinlikle olduğu gibi davranmadığını ben zaten baştan beri savunuyorum. Ben uzun süredir dediğim gibi kırılıyorum ama hep susmaya çalıştım. Melisa'cığım üzgünsün diye üstüne çok gelmek istemiyorum ama hiçbir zaman susmadın sen. Esas ben biriktirdim, sen değil. Esas ben doldum, sen değil. Buradaki bütün ekibin seninle problemi var. Neden? Burada tribünlere mi oynuyoruz? Ben gelirim burada öyle bir oynarım ki tribünlere, senin oynayacağın tribün kalmaz burada. Dudakların Seren Serengil'in 90'larda yaptığı dudak rengi gibi olmuş. Bak Melisa şu anda da seni savunuyorum. Farkında mısın? Kemal kimseyi kayırmaz veya kimsenin üstüne yürümezmiş. Bana yürüyor dedin ya. Seni biri giydirdi. Yok, hiç. Kendim alışverişe çıktım. Ayakkabılar zaten babaannem geldi. Bence o koluna manşet yaptırmışsın ama sen gazetelerde manşet olursun Nazlı Hamarat bu look'ta diye. Nazlı Sultan Kayaslan podyumda. Arabada benim, trende benim, gözler üstümde, bu tarz benim. Modada benim, trende benim, gözler üstümde, bu tarz benim, bu tarz benim.